UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul edilen Santos'tayız. Kökleri Lüviler'den gelen Likya Birliği'nin ilk yerleşim merkezlerinden biri burası. Sayıları 3000 ila 5000'i bulmaya başlamış. Daha sonra ise çoğaldığı rivayet ediliyor. Likya'ya en uzun süre, Likya Birliği'ne daha doğrusu en uzun süre başkentlik yaptığı da biliniyor. Sevgili izleyiciler, tabii ki bugün çıplak gözle gördüğümüz neler var burada Santos'ta, onu hemen sizinle paylaşalım. Arkamda antik tiyatroyu görüyoruz. Roma döneminde yenilendiğini biliyoruz bu tiyatronun, farklı yapılarla biraz daha farklılaştırarak. Lahitler var burada. Hem arkamda da görmüş olduğumuz birkaç lahit var ve kazılar sonucu çıkarılmış bazı parçalar da bulunuyor. Şu an için hepsinin ne olduğunu söylemek çok zor ama antik kentlerin biliyorsunuz en büyük düşmanı çağlar boyunca hem depremler hem de korsanlar olmuş. Çok ciddi zarar verilmiş şehirlere. Tabii sadece o değil, Likyalıların en büyük belası olan savaşlar Perslerle ve Romalılarla yapılmış. Dolayısıyla aslında kentin çoğu kez de Likyalılar tarafından yok edildiğine şahit olacağız. Nedeni ise özgürlüğüne çok düşkün olmaları. Ama gelin bunların detaylarını hep birlikte biraz daha paylaşalım. Görmesek olmazdı dediğimiz Santos'dayız bugün. İsmim Durmuş. Durmuş Bey, buralı mısınız? Buralıyım efendim. Burada doğup büyüdünüz. Evet, buralıyım. Kaç dil biliyorsunuz? Ben 3 dil biliyorum. Rehberlik yapıyorsunuz burada? Hayır, ben kazıları yönetiyorum. 35 seneden beri kazı bekçisiyim. Öyle mi? Ne biliyorsunuz burayla ilgili? Bize anlatır mısınız? Burayla ilgili efendim, burası kurucu olarak milattan önce 6. ve 7. yüzyıllarda Likya. Likya egemenliği Roma ile savaşa girdiği zaman da Likyalılar aile ve çocuklarını arka tarafta Akropol'da duvarın arkasında ateşe verip yaktıktan sonra kendilerini Eşen Çayı'na atıp intihar ettikleri söylenti oluyor. Onlar bittikten sonra 1838'de Charles Fellows geliyor, burayı tespit ediyor, buluyor. 1842'de buradan 198 sandık malı alıp Londra British Müzesi'ne götürüyor. Şu anda da orada sergileniyor zaten. Orada sergileniyor müzede. Şu görmüş olduğumuz yazıtlı pilye 11 metre yüksekliğinde, buranın savaş öyküsüne yazılmıştır. Ama yazıları çözemedikleri için üç tarafı Likya, arka tarafı 29 harf Kırıkça yazı yer almaktadır. Bunun en üstte tahtta oturan mermer aslan figürler 1842'de Charles Fellows Londra'ya götürmüş. Kere'yi mezar odası da İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndedir. Peki sizin tarihe ilginiz nereden geliyor? Ben tarihçiyim. Doğuştan beri böyle meraklıyım yani her şeye. Nerelisiniz? Burada doğdunuz değil mi? Dolu çocuğum, evet. Burada doğdum, burada büyüdüm. Buralıyım. Yörük çocuğum, aslım Yörük. Ha, Yörüksünüz ama tarih ilginiz hep var doğuştan beri. Evet. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, Likya Birliği'nde yaşayan antik çağlardaki halk komşuları Lidyalılar gibi ticarete düşkün olmaktansa daha çok savaş konusunda çok önder oldukları, aynı zamanda da müzik ve etkinliklere düşkün olduğu biliniyor. Burası Likyalılardan kalma antik tiyatro, ancak Roma'nın işgalinden sonra burası 30 bin dinar harcanarak Romalılar tarafından dönüştürülüyor ve özellikle şurada da geç Roma döneminden kalma olduğunu anlayabiliyoruz arkamdaki işaretle. Burası gladyatör dövüşleri için, geç Roma'da gladyatör dövüşleri için düzenleniyor ve bu alanda coşkulu gladyatörlerin arenası olarak kullanılıyor. Thank you.
Harpiler adında başı kadın, gövdesi kuş olan yaratıkların resimleri birçok esere tasvir edilmiş ama Likya döneminde harpiler hem çocukları kaçıranlar, zaten kapıp kaçıran anlamına geliyormuş. Hem kaçıranlar hem de ölüm evine götürenler, yani canı alanlar olarak da resmedilirmiş. Şimdi sevgili izleyiciler, şöyle bir durum var tabii ki. 1840'larda burada İngilizler çok ciddi bir çabayla demek gerekiyor. Çünkü 3 yıllık sürmüş bu çaba. Gemilerle buradaki eserlerin büyük çoğunluğunu toplayıp ülkelerine götürmüşler. Şu anda da zaten harpilerin de bu birçok figürü orada British Museum'da, yani İngiliz Müzesi'nde sergileniyor olduğu da biliniyor. Diğer taraftan da aynı zamanda lahitlerin üzerine, çünkü ölüm demek aynı zamanda Likyalılar için sadece toprak altına vermek değil, çünkü onlar toprağın altına vermeyi tercih etmemiş. Başka bir eve geçiş anlamına geçiyor ölüm kapısı. Dolayısıyla lahitlerin üzerine hem yaşamlarına dair tasvirler yapılıyor, hem bazen de nasıl öldüklerine dair. Bazen de mesela avcıysa arkamdaki lahitte olduğu gibi ona ilişkin, kendi yaşamındaki konumuna ilişkin de tasarımlar yapılıyor lahitlerin üzerine. Diğer taraftan da deniz kızları burada o dönemde Santos'ta çok meşhur görüldüğü ifade ediliyor. Birçok figürün üzerine de deniz kızları işlenmiş. İşte bunlar da şu anda Londra'daki müzede sergilenmekte. Şunu belirtmekte sadece fayda var. Buradaki kazılar 1950'lerde Fransızlar tarafından yapılıyormuş ama artık Akdeniz Üniversitesi bu kazıları yapıyor. Ciddi bir bütçe gerektiğini de söylüyorlar. Tekrar kazılar yine başlayacakmış. Daha kim bilir neler çıkacak, en azından toprak altında yerinde duran eserlerden. Antik kentini görünce bir miktar daha yukarıya devam ediyorsunuz aracınızla. Virajları, yokuşları geçtikten sonra karşınıza buraların çok meşhur bir restoranı çıkıyor. Bizim de hem tatmadan hem de görmesem olmazdı diyebileceğimiz, bir kere doğal güzelliğiyle şahane bir yerdeyiz. Buranın meşhur yiyecekleri de var. Ama sahibiyle konuşacağız şimdi. Neşat Güzel bizimle beraber. Nasılsınız? Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Nasıl aklımıza geldi böyle tepeleri aşarak bir restoran açmak burada? Burası zamanında, eski zamanda tabii nenemden kalma yer. Babam tabii burayı ilk zamanları, sular akıyormuş böyle. Köy lokantası tarzında ilk başlangıç. Sonra böyle turizme yönelik böyle bir çalışma, böyle bir düzenleme yapıldıktan sonra ortaya bir düşündük falan. Böyle bir ortaya bir güzel bir mekan çıkardık efendim. Şimdi buranın meşhuru hep duyuyoruz, bıldırcın diye. Niye bıldırcın burada çok meşhur? Ya burada bıldırcın, hem burada özellikle bıldırcın bu köyde, burada Fethiye'de yetişiyor. Artı alabalığımız da meşhur bizim, yüreni. Kendi yetiştiriyoruz. Benim tabii bıldırcını bir parça çok az deneme şansım oldu. Patates gerçekten zaten burada yetişiyormuş galiba, değil mi? Evet. Hakikaten çok çok güzeldi. Uzun zamandır böyle bu kadar doğalını yememiştim zannediyorum. Peki bıldırcını nasıl pişiriyorsunuz? Bıldırcını ızgarada yapıyoruz. Tereyağla yapıyoruz ızgarada. Ya bazı şeyler, püf noktaları da bize kalsın. Ha öyle mi? Ne kadar sürede pişiyor? Yaklaşık 10-15 dakikada pişiyor efendim. Peki, çok teşekkür ediyoruz size. Thank you.
Su gerçekten çok soğuk olduğu için 5 dakika kalana içecek, 15 dakika kalana ise yiyecek müessesenin ikramı oluyor. 5 dakika kalan bir ziyaretçi var hakikaten. How do you feel yourself? Cold. Yes, very very cold. Yeah. Yani ben de gerçekten çok soğuk hissediyorum diyor. Ben de dokunduğumda buz gibi yani hakikaten. Yeah. So you're very brave. Yeah, more stupid than brave, but like to just you know, just test the water with anything really. Cesursun dedim. Cesaretten daha çok aptal olduğumu I'll düşünüyorum once, dedim. You know. Ben her şeyi bir kere denemeyi seviyorum. Biraz çılgınım diyor. Peki, how did you feel yourself there? Cold. Just cold? I was hoping the fish would come around me more and like start having a nibble, you know. Yani burada içindeyken, suyun içindeyken gelip balıkların biraz böyle dokunup ısırmasını umuyordum ki en azından daha fazla ısınmak için dedi. Did you feel the fish? No, I didn't feel them at all. I think because it's so cold. There was no feeling. No feeling at all. Ama o kadar soğuktu ki hiçbir şey hissetmek mümkün değildi içinde. Well, congratulations. Thanks very much. Okay, nice to meet you. Yeah, you too. Biz de tebrik ettik kendisini. Bulunduğumuz yer sevgili izleyiciler aslında bir bar. Servisler de balıklardan burada gördüğünüz üzere. Sizin içeceklerinizi soğuttuğunuz yerde balıklar dolaşıyor. Zaten onlar burada yaşıyorlar. Ama kimi zaman herhalde minik servisleri de onlar yapıyorlardır misafirlere. Sevgili izleyiciler, şimdi bulunduğumuz yerdeki balıkların boyutları 3 santimden 8 santime kadar değişiyor. Dişleri yokmuş ama doğal şifa ve tedavi yoluymuş. Ben denemek istedim özellikle. Su sıcak bu arada düşmezsem eğer. Hem... Isırıyorlar. Hem ölü derileri temizliyorlarmış hem de masaj yapıyorlarmış ama ay. Aynı zamanda ağızlarından ditronal isimli bir şey madde salgılıyorlarmış ve onun da yara kapatıcı özelliği olduğu söyleniyor. Bunlar doktor balıklar diye geçiyor ve ağızları vasıtasıyla hücre kemirme esnasında bütün sinir sistemini harekete geçiriyorlarmış ve minik etkin darbeleriyle beraber herhalde dolaşıma faydalar oluyor, bilmiyorum. Masaj uzmanı olarak ve aynı zamanda doktor balık olarak şifa veriyorlar. Ne kaç dakika kalmak gerekiyor? Programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.